Dördüncü sınıf trafik güvenliği dersi, birinci dönem ikinci örnek yazımı soru ve cevaplarını birlikte yapmaya çalışalım. Sevgili öğrenciler, ilk sorumuz boşluk doldurma sorusu 20 puan değerinde. İsterseniz önce durdurun, daha sonra almış olduğunuz puanı hesaplayabilir. Burada yorumlar kısmına bizimle birlikte paylaşabilirsiniz. Aşağıdaki noktalı yerleri uygun kelimeler ile doldurunuz. 20 puan değerinde 10 tane ifade var zaten. Yaptığın her doğru için 2 puan olarak hesaplayabilirsin. Kelimelerimiz uçak, emniyet kemerini, yasakları, insan, üst geçidi, güvenli yolu, otobüsü, çocuk parkı, kask ve trafik polisi. Okula giderken kısa yolu değil, kısa yolu tercih etme. En güvenli yolu tercih etmelisin. Evet, güvenli yolu dememiz gerekiyor buraya. Bir diğeri bisiklet ve motosiklet kullandığımız zaman, yani bisiklet ve motosiklette kaza yapma riski fazladır sevgili öğrenciler. Dolayısıyla hani kaza sırasında da en değerli organımız beynimiz, onu korumak için kask kullanmamız gerekiyor. Buraya da kaskımızı hemen getirdik. Bir diğeri araca bindiğimizde ilk olarak nokta nokta takmalıyız. Araca bindiğin zaman ilk olarak emniyet kemerini takman gerekiyor. Bir diğeri trafikte önemli olan şey nokta nokta hayatıdır. Trafikte en önemli olan şey insan hayatıdır. Yani arabana zarar gelebilir, olabilir. Maddi kayıpların bir telafisi olabilir ama can kaybının maalesef bir telafisi yoktur sevgili öğrenciler. Onun için arabanın içindeki ve yayalar olarak insan hayatı gerçekten çok önemlidir. Bir diğeri oyun oynamak için nokta nokta gibi alanları seçmeniz. Yani burada oyun oynayabilecek tek yer neresidir? Çocuk parkı. Değil mi? Çocuk parkı, okul bahçesi ya da trafiğe kapalı alanlar gibi yerleri tercih etmelisin. Bir diğeri trafiği düzenlemek nokta noktanın görevidir. Trafiği düzenlemek trafik polisine aittir. Buraya da trafik polisini getirdim. Nokta 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 hava ulaşım araçlarındandır diyor. Uçak tabii ki hava ulaşım araçlarındandır. Bir diğeri kara ulaşım araçlarına baktığım zaman burada otobüs var. Başka yok. Otobüsü örnek olarak verebilirsin. Bir diğeri etrafı kırmızı daire şeklindeki trafik levhaları yasakları ifade eder. Bir diğeri karşıdan karşıya geçerken varsa eğer mutlaka üst geçidi kullanman gerekiyor. Yani bu şekilde kimse birbirinin yolunu kullanmıyor. Alttan arabalar geçer, üstten de yayalar geçer. Bu şekilde güvenli bir geçiş sağlanmış olur. Bu şekilde yaptıysan 20 puan olarak hesaplayabilirsin. Yazılımımızın bir diğer bölümü B bölümü. Doğru yanlış ifadeleri 10 tane ifade var. 10 puan vermişler. Her bir yaptığın doğru için 1 puan alabilirsin. Birincisi, etrafı kırmızı üçgen şeklindeki trafik işaret levhaları tehlike uyarı anlamı taşır diyor. Üçgen levhalar sürücüye trafik kuralları ve yollar hakkında bilgi verir. Yol hakkında tehlikeli ve uyarıları yapan levhalardır. Kesinlikle doğru bir bilgi. Bir diğeri. Duran taşıtları arasından geçerek taşıt yoluna inebilirsin. Duran taşıtların arasına girersen görüş açını kısıtlamış olursun, daraltırsın. Dolayısıyla karşıdan gelen arabayı görmeyebilirsin. Taşıt yoluna da bu şekilde inmek tehlikeli bir durumdur. İnebiliriz diyorsa yanlış bir ifadedir sevgili öğrenci. Trafik polisi akan ve duran trafiği düzenler. Akan trafik ve duran trafiği, yani kısaca trafiği düzenler, doğru bir ifade. Bir diğeri tren, tramvay gibi araçlar deniz yolu araçlarıdır diyor. Yanlış sevgili öğrencim. Tren, tramvay bunlar karayolunun üzerinde döşenmiş demir raylar üzerinde ilerlerler. O zaman bunlar demir yolu araçlarındandır. Deniz yolu değil. Maalesef yanlış bir bilgi. Bir diğeri trafikte yayalar her hakka sahiptir. Hayır, her hakka sahiptir olur mu? Yani yaya gelsin orada duran işte bir tane taksinin üstüne çıksın ve taksinin üzerinde zıplasın yaya diye. Böyle bir şey yok sevgili öğrencim. Ya da sağına soluna bakmadan karşıya geçmeye çalışsın. Böyle bir şey yok maalesef. Yanlış bir bilgidir. Bir diğeri trafikteki unsurlardan sokak caddeye göre daha kısa ya da dar olan yoldur. Sevgili öğrenciler, doğru bir bilgi. Cadde arabaların daha fazla geçtiği yerde, sokakta biraz daha ara olan yerlerdir. Sokak caddeye göre daha kısadır ve daha dardır. Caddeler daha büyük olur. Kesinlikle doğru bir bilgi. Bir diğer sorumuz. Bisikletimiz boyumuza uygun olmalıdır. Tabii kendinden büyük olan bisikleti sürme. Yani en azından ayağının o pedallara yetişmesi gerekiyor, değil mi? Bisikletimizin boyumuza uygun olması gerekiyor. Doğru bir bilgi. Bir diğeri, oyun oynamak istediğimiz zaman ilk olarak oyun parkını kullanmalıyız. Yani oyun alanı, okul bahçesi, ıssız olan yerler, trafiğe açılmamış olan arsalarda oyunlarını
oynayabilirsin. Bu da yine doğru bir bilgi. Çocuklar araçta ön koltukta gidebilirler. Hayır, eğer çocuk isen arka koltukta gitmen gerekiyor. Maalesef yanlış bir bilgi. Ön tarafları daha çok yetişkinler içindir. Bir diğeri, emniyet kemeri can kurtarır. Yani sevgili öğrenciler, bir bakıyorsun kaza yapmış ama işte o kazada emniyet kemeri olmasa kurtulacak. Mesela kazayı yapıyor ama camdan mesela dışarı fırlıyor. Eğer emniyet kemeri olsa işte kazadan ölmüyor, camdan dışarı fırlıyor ve oradan düşerek artık bir yere çarparak can veriyor. O zaman emniyet kemeri olsaydı dışarı fırlamayacaktı en azından, değil mi? Belinden, işte gövdenden sardığı için dışarıya fırlamayacaktı. Onun için emniyet kemeri can kurtarır, kesinlikle doğru bir bilgidir. Bundan sonraki bölümlerde test soruları var. Çoktan seçmeli test soruları. Zaten geriye de 70 puan kaldı. 14 tane soru için her bir test sorusunu 5 puan üzerinden hesaplayabilirsin. Aşağıdakilerden hangisini bisiklet, paten, kaykay kullanırken takmamamız gerekenlerden biri değildir? Vücudunu koruyucu sert olan plastik aksamı sert olan şeylere takman gerekiyor. Kaskla birlikte kafatasını koruyabilirsin. Dizlikle dizini, dirseklikle de dirseğini koruyabilirsin eklem yerlerini. Ama eldiven bir koruyucu değildir. Eldiven yumuşaktır. Yani üzerine düştüğün zaman orayı da parçalayabilir. Dolayısıyla A seçeneği eldiven. Yani istersen tak, istersen takma sevgili öğrenci. Olsa da olur, olmasa da olur. Doğru cevap A seçeneği. 2 numaralı sorumuz. Van'dan İzmir'e gitmek isteyen bir yolcu hangi ulaşım aracıyla giderse en kısa sürede varmış olur? Yani Van'dan İzmir'e gideceksin. En hızlı ulaşım aracı hava yoludur. Yani burada da hava yolunu kullanan tek araç var, o da uçaktır. Yanıtım D seçeneği. 3 numaralı sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi adres bilgilerimizde yer almaz? Adres bilgilerinde şehir bilgisi, ilçe bilgisi, mahalle adı, sokak adı, cadde adı yer alırken sevgili öğrencim, evinin oda sayısı, evin 3 odalı da olsa, 2 odalı da olsa, mektupsa, artık neyse o, gideceği yere her halükarda ulaşır. Doğru cevabım D seçeneğidir. 4 numaralı sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi yasakları gösteren levhalardan biridir? Bakın şurada bakalım sevgili öğrencilerim. Şimdi kibrit, sigara ve çakmak yasaktır. Cep telefonu yasaktır. İş makinesi giremez. Forklifte binmek yasaktır. Bak hep yasak var burada. O zaman baktığımız zaman bu yasakların ortak özelliği nedir? Kırmızı daire içerisinde, kırmızı daire içerisinde olması. Üçgen değil, dikkat edin. Mavi daire değil ya da dikdörtgen kare değil. Doğru cevabım A seçeneğidir. Yaya giremez anlamında. 5 numaralı sorumuz. Trafik işaret levhalarının anlamlarıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır diyor. Trafiğin düzenlenmesini sağlar. Silinip karalandıklarında anlamlarını korurlar diyor. Şimdi silmişsin, karamışsın. Oradaki sen şekle bakacaksın. Nasıl göreceksin? İçindeki mesela bir şeyler var orada. Sen onu silersen, karalarsan o artık anlamını koruyabilir mi? Yitirir. Maalesef bu bilgi yanlıştır. Yanıtım B seçeneği. 6 numaralı sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi deniz yolu araçlarından biridir? Denizde gider. Değil mi? Bak burada karayolu var. Burada hava yolu var. Burada da karayolu var. Doğru cevabım gemi ile C seçeneğidir. Kolay sorular. Bir diğer sorumuz. Yandaki trafik levhasının anlamı aşağıdakilerden hangisidir diyor bize. Bak daha demin de bunun bilgisini verdik. Kırmızı daire içerisi varsa, kırmızı daireye benzeyen bir levha varsa o yasakları belirtir. O zaman burada bisikletin girmesi yasak olması gerekiyor. Doğru cevabın bisiklet giremez ile B seçeneği. 8 numaralı sorumuz. Aşağıdaki davranışlardan hangisi kaza sebebi olabilir? Aracımızı hız limitine uygun hızda kullanmalıyız. Yani 80 ile gidiyorsa ve sen 80 ile gidiyorsan bu kaza sebebi olamaz. A seçeneğini eledim. Araç içerisinde yüksek sesle müzik dinlersen bu sefer dışarıdan mesela bir korna geliyor sana ya da ne bileyim bir gürültü var. Arkandan ya da selektör yakıyor. Dinlediğin müzik yüksek ses ise bu hem çevreyi rahatsız eder hem kendini rahatsız eder. Trafikten de kopmanı sağlar. Bu da ses kaza sebebi olabilir. Doğru cevabımız B seçeneğidir. Trafik kurallarına uymak ve levhalar ve işaretlere uymakla kaza sebebi olmaz aslında. Kazayı azaltan uyarılardır bunlar. Yanıtımız da B seçeneği dedik. Hemen geçtik. 9 numaralı sorumuz. İnsan, hayvan ve araçların karayolları üzerindeki hal ve hareketlerine trafik denir. Doğru cevabım C seçeneği. 10 numaralı sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi trafiğin güvenliğini sağlamakla görevli kişilerdir? Kolay sorular bunlar. Öğretmen, doktor hizmeti olabilir mi? Trafiğin güvenliğini, akışını kim sağlayacak? Tabii ki trafik polisleri sağlayacak. Yanıtımız C seçeneği.
11 numaralı sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi yanlış bir davranışta bulunmuştur diyor. Kırmızı ışıkta karşıya geçen yaya. Bakın diğerinde de zaten tam tersi var. Yeşil ışıkta karşıya geçen yaya. Bunlardan birisinde karşıya geçilmemesi gerekiyor. Üst geçidi kullanan yaya, yaya geçidini kullanan yaya, bunlar doğru bir davranıştır. Şimdi sevgili öğrenciler, sen karşıya geldin. Yoldan senden tarafı olan yer. Karşında ne var senin? Kırmızı ışık var. Nedir bunun anlamı ne? Sana dur diyor orada. Yani kırmızı ışık sadece araçlara dur olarak düşünme. Sen yolun kenarına geldin, karşında senin bir ışın var. Yani yayaların da orada trafik ışığı var. Kırmızı ışıkta karşıya geçersen sana kırmızı yandığında onlara yeşil yanıyor o arabalara. Sen karşıya geçmeye çalışıyorsun, araba da ileriden devam etmeye çalışıyor. Kırmızı ışıkta durman gerekiyor sevgili öğrenci. Doğru cevabım A seçeneğidir. 12 numara. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde hava, kara, hava ve deniz yolu ulaşım araçları birlikte verilmiştir? Gemi deniz yolu, vapur da deniz yolu, otomobil kara yolu. Burada hava yolu yok. A seçeneğini eledik. Vapur deniz yolu, kamyon kara yolu, otobüs de kara yolu. Bunu da eledik. Burada mesela hava yolu yok. Otobüs kara yolu, uçak hava yolu, gemi de deniz yolu. Üçü de bir arada verilen C seçeneğidir. 13 numaralı sorumuz. Aşağıdaki yerlerden hangisi yayalar için güvenli geçiş yerleri arasında yer almaz diyor. Yaya geçitleri, üst geçitler, alt geçitler, trafik polisinin olduğu yer, ışıklı cihazların olduğu yerden karşıya güvenli bir şekilde geçebilirsin. Ama yolun herhangi bir yerinden karşı tarafa geçmek çok risklidir sevgili öğrencim. Yanıtım D seçeneği. Yazılımımızın son sorusu. Aşağıdakilerden hangisi deniz yolu ulaşım araçlarından değildir diyor bize. Gemi. Denize gider, vapur, sal da kayık gibi düşünebilirsin. Sonuçta bir kişi bile gitse, ufak bile olsa deniz yolundan gider. Ama uçak deniz yolu ulaşım araçlarından biri değildir. Deniz yolu ulaşım araçlarından, pardon, hava yolu ulaşım araçlarından biridir. Doğru cevabımız D seçeneği.